أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين آديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Buyurun hep beraberce mübarek pazar sabahında Nebiler Nebisi, rahmet peygamberinin şefaatinin bizimle beraber olması için mübarek ruhlarına salat ile selam hediyesinde bulunalım. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammeden el-Fatihi lima ugliqa vel-Hatimi lima sabaka. نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِكْتَارِهِ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى. Aziz ve asil müminler, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayılmayacak kadar nimetler veren, bu nimetler içerisinde gönlümüze lütfettiği o muhteşem iman sayesinde bütün gücünü bizleri haktan ve aşktan uzaklaştırmak üzere gayret gösteren, üzerimize gaflet yorganını çeken şeytanın bütün gücünü kırarak bizleri bir bayram, bir pazar sohbetinde huzuruna toplayan Allah Celle ve Ala, ahiret aleminde enbiya evi, evliya evi, şuheda evi, salihler, sıddıklar evi, cennet ve cemal nimetinde toplanmamızı nasip eylesin. Bizleri yeryüzünün en kıymetli yeri Kabe-i Muazzama'nın şubesine toplayan Allah, ahirette hiçbir gölgenin bulunmadığı, ancak Nebiler Nebisine, rahmet peygamberine tahsis ettiği Livaul Hamd gölgesi altında toplanmamızı nasip eylesin. Beşer olmamız hasebiyle vakti seher hürmetine günahlarımızı affeylesin. Dünyaya gelmemize vesile olan, üzerimizde birçok hakları bulunan anne ve babalarımızı da mağfiret eylesin. Ahirete irtihal edenlere engin rahmetiyle tecelli ederek kabir evlerini cennet bahçesi eylesin. Ve duanın hulasası, en güzeli, hepimizden ahirete irtihal etmişlerimizden ve bilhassa bu manevi havanın teneffüsüne, engin faziletine, nur ve feyzine vesile olan İbrahim hocamızdan razı ve memnun olsun. Dua çok önemlidir. Sıkıntıda, sururda, hüzünde,
duaya ihtiyacımız var. Hocamız okuduğu ayetlerde Yüce Rabbimizin Halilim dediği, dostum dediği İbrahim Aleyhisselam'ın ve nice peygamberlerin duaları, bütün peygamberler dua ile Allah'a yaklaşmışlar ve arzularını yüceler yücesine arz etmişler. İbrahim Aleyhisselam gibi bir peygamber, Ya Rabbi, beni namaz kılanlardan, kıyamet sabahına kadar da zürriyetimden sana teslim olacak nesil istiyorum. Bu yaptığım duanın kabulünü de ancak niyaz kapısı olan senin yüce kapına arz ediyorum diyor. Sonra yine duaların padişahı Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme bizzat Rabbimiz tarafından öğretiliyor. Edde beni Rabbi fe ahsene te'dibi. Beni Rabbim edeplendirdi. Onun edebi ne kadar güzeldir. Bana öğretilenleri Rabbim öğretti. O ne kadar güzel öğretendir. Kur'an'da Ya Rabbi, dünyada da ahirette de bize güzellik ver. Duaların şahıdır, sultanıdır. Her namazımızın akibinde okuruz bu duayı. Çünkü Rabbim rahmet peygamberine böyle dua edenlerin duasının makbuliyet arz ettiğini, arz edeceğini ifade ediyor. Ve Nebiler Nebisi, Ed-dua'u muhhul ibade. Dua, ibadetin özüdür. Kulluğun özüdür. Aynan la tebkiyan yevmel kıyame. Aynun baket min haşyetillah. İki göz vardır ki, ne son nefeste ağlar, ne kabirde ağlar, ne mahşerde ağlar, ne sıratta ağlar. Güler o göz yaşla, hangi göz ağlamaz? Bir göz ki Hakk'ın huzurunda secdeye eğilmiştir. Başı secdeye koymuştur. Sübhane Rabbiyel Ala demiştir. Secdesinde Allah'a niyaz ederken, dua ederken, af niyaz ederken birkaç damla göz yaşı süzülmüştür o gözden. O gözden süzülen o güzel yaşlar o kadar müessirdir ki cehennemi hiçbir su söndüremez. Cehennemi söndürecek tek su Hak muhabbetinden, Allah'ın rızasından, onun haşyetinden, gözlerden süzülen göz damlaları ancak cehennemi onlar söndürür. Ve Efendimiz rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ümmeti için yüceler yücesine dua ettiği gibi, niyaz ettiği gibi ahirette de secde eder. Ne zaman? Cehennem bütün hararetiyle, azap ve gücüyle ümmeti Muhammed'in üzerine, günahkarlar üzerine yürüdüğü an cehennemin durdurulması için secdeye varır. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Namus-u Ekber Cebrail aleyhisselam gelir. Ey Nebi, ey Resul, ey rahmet peygamberi, sana bir kase su getirdim. Şiddetle günahkarlar üzerine yürüyen cehennemin üzerine serp. Bir bardak suyu Nebiler Nebisi hızla bütün hararetiyle
günahkarlar üzerine gelen cehennemin üzerine serper. Ol anda cehennem bir an, bir anda durur, hızını keser, hararetini kaybeder, ateşini söndürür. Nebiler Nebisi sorar, ey Cebrail, ben bu kadar hararetli bir ateşi söndüren su görmedim. Bana verdiğin bu bir bardak su ve cehennemi söndüren su nedir? Cebrail aleyhisselam buyurur ki, ümmetlerinin secdede Allah'a dua ederken, niyaz ederken, günahlarının bağışlanması için Allah'a iltica ederken gözlerinden akıttıkları yaş damlalarıdır. Evet müminler, duada, secdede birkaç damla yaş müessirdir. Cehenneminizi söndürür. Efendimiz aleyhisselam, akrabu ma yekunul abd min rabbihi ve huve sacidun feeksirud dua. Allah'a en yakın olduğunuz mahal secde mahallidir. Secde mahallinden insan Allah'a daha yakın olduğu bir anı olmaz. Öyleyse secdede yüceler yücesi Rabbinize duayı çoğaltın. Muhterem müminler, tarih ispat etmiştir ki dualar kayaları eritmiştir. Dualar azgın fakat çok güçlü orduları imanlı ordular karşısında mağlup etmiştir. Şu güzel Anadolu'muza kapıları açan Selçuklu Sultanı Alp Arslan, Anadolu'ya da İslam gelsin, Anadolu'da da Kur'an okunsun, ezanlar okunsun, namus ve iffet çiğnenmesin diye uzak seferlerden Malazgirt'e kadar gelir. Fakat karşısında Roman Diyojen, Bizans ordusunun komutanı ki kendisinden çok üstün bir ordu ile karşılaşır. Cuma namazını kılar, beyaz elbisesi ve beyaz atı vardır. Der ki askerlerine, karşımızda çok güçlü bir Bizans ordusu var. Bütün maddi tedbirleri aldıktan sonra şu anda manevi tedbir olarak da ben secde edeceğim. Secdede Allah'a dua edeceğim. Siz de benim duama amin deyin diyor. O büyük komutan secdesindeki duası şudur. Ey Rabbi Rahim, bilirsin ki ben ve askerlerimin niyetleri ihlaslıdır. Buraya kadar bu aşk erleriyle, cihat erleriyle geldik. Onlar ana ocaklarını terk ederek yardan, diyardan geçtiler. Ve Anadolu'da Kur'an okunsun, ezanın okunsun, namus ve iffet hakim olsun diye bu noktaya kadar geldik. Ama şimdi karşımızda çok güçlü bir ordu vardır. Ey Rabbi Rahim, sana niyazımız şudur ki biz askerlerimizle beraber senin rızan için buraya kadar geldik. Kur'an'ın okunsun, ezan sesi arzdan arşa yükselsin. Anadolu'da İslam hakim olsun. Allah diyecek insanlar çoğalsın. Nebi rahmet peygamberine salat ve selam okuyacak. Adaleti hakim kılacak. Bir güzelliğin varlığı için sana dua ediyoruz. Niyetimiz budur. Eğer bu güzel niyet ile yola çıkmışsak şu çok güçlü ordu karşısında
bizi muzaffer et. Eğer niyetimiz bozuksa bizi kahret ya Rabbi diyor. Dua kabuldür. 200 bin kişilik Romandiyaj'ın ordusu 50 bin kişi Alparslan'ın ordusu karşısında mağlup oluyor. Yani çok büyük güçleri, çok büyük kuvvetleri dua mağlup eder. Yeter ki ihlas ile beraber yapılsın. Çünkü Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberi buyuruyor ki leyse şey'un ekrama alallahi minet dua. Allah katında duadan daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Ve okuduğum ayet-i celili-i cemilede de yüce Rabbim kul ma ya'da'u bikum rabbi levla du'a'ukum. Eğer sizin Habibim söyle, sizin dualarınız olmasa Rabbim sizin neyinize değer verir? Allah'ın değer verdiği, kıymet verdiği, boyun onun karşısında bükülecek, başlar onun huzurunda secdeye varacak, kul günah işleyecek, istediği günahın bedelini yüce Allah'a arz ederek, ya Rabbi günah işledim ama senin rahmet kapın kapalı değil, beni affet diyecek, gözlerden bir kaş damla gözyaşıyla mağfiretine, affına vesile olacak. Onun için dualar ihlaslı yapıldığı müddetçe aziz ve cemil olan Allah duaları kabul eder. Buyurur ki yüce Rabbimiz kutsi sözünde, bir kulum bana ihlas ile dua etse onun elini boş çevirmekten haya ederim. Birkaç yerde Rabbimiz haya ederim buyuruyor. Birisi de eşhibu nuri eme estahi en ahrukan nur binnar. İhtiyarlık benim nurumdur. Nurumu narımla yakmaya haya ederim. Yaşlar hakkında büyük bir müjde. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, gençlerimize de bir müjde verelim. 18 bin alem huzurunda Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarının alınlarına yaklaştırılacağı gençler vardır ki onlar genç hallerinde şeytanın, nefsin tuzağa düşürmesi muhtemel en tehlikeli dönemlerde Allah'ın rızasını kazanmak üzere alnı secdeye inen, ibadetinden zevk alan, şevk alan gençler de Nebiler Nebisi'nin mübarek dudakları tarafından öpülecektir. Alnı öpülesi gençler. Rabbim o gençlerimizin adedini artırsın. İhlas ile kul dua ederse Rabbim o kulun duasını kabul eder. Ve mübarek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden önce yaşamış 3 kişi yolculuğa çıkmıştı. Gece olunca bir mağaraya sığındılar. Mağaranın ağzına büyük bir kaya düştü de mağaranın kapısını kapattı. Onlar o mahsur kaldıkları mağaradan kurtulmak üzere bütün güçlerini kullandılar. Maddi güçleri yetmedi. Ve şöyle dediler birbirlerine: Hakk'ın rızası için ihlas ile yaptığımız güzel işleri yüce Rabbimize arz ederek dua edelim. Çünkü işimiz duaya kaldı. İhlas ile dua edersek, ihlas ile yapılan dua şu kayayı eritir.
bir duayı ele aldı. Üç arkadaştan birisi. Şöyle dedi. Ya Rabbi sen bilirsin. Benim yaşlı annem ile babam vardı. Anne ile babama çok saygı gösterirdim. Onları yedirmeden, içirmeden çoluk çocuğumu yedirmezdim. Her akşam sağdığım, hayvandan sağdığım sütü kaynatır, onlara ikram eder, ondan sonra uyurdum, onları uyuturdum. Bir gün hayvanlara yem için evden uzaklaştım. Geç kalmıştım, sütü sağdım, kaynattım. Lakin annem ile babam uyumuşlardı. Onları uyandırmaya kıyamadım. Çocuklarım da açlıktan ayaklarımın yanlarında dolaşıyorlardı. Ama annem ile babamı yedirmeden, içirmeden çoluk çocuğuma hiçbir şey vermedim. Ta ki annem ile babam uyandı. Evladım nedir bu hal? Uyumuştunuz. Sizi uyandırmaya kıyamadım. Sabaha kadar süt kabı elimde uyanmanızı bekledim. O anne ile baba evladına şöyle dua ediyor. Ey evladım, sabaha kadar anne babana karşı saygıdan dolayı ayakta kıyam ettiniz, sabahladınız. Rabbim en sıkıntılı döneminizde size yardım eylesin. Ey ya Rabbi, o anne ile babaya olan saygımız senin rızan için ise, şimdi mahsur kaldığımız bu mağaradan kurtulmak üzere o senin rızan için anne ile babama yaptığım ikramın hürmetine, saygı hürmetine bu kaya parçası çekilsin. Bu muhteşem dua karşısında kaya sallandı, hareket etti, mağaranın ağzından çekildi ama tam çıkacak bir durumda olamadılar. Ama anne ile babanın duası, anne ile babaya saygı, muhterem müminler, rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme ma hakkul valid, anne ile babanın hakkı nedir evlat üzerine sorunca, evladın anne ile babanın üzerindeki hakkı, mübarek peygamberimiz hüma cennetük ve naruk, cennet de onların elindedir, cehennem de onların elindedir. Anne babanıza ikram edin, ihsan edin, hayır duasını alın, cennete gidersiniz. Onlara ihsan etmezsiniz, hanımızın çocuklarınızın hatırı için onlardan uzaklaşırsınız, kalplerini kırarsınız, bir başkasına onları muhtaç edersiniz, kahır beddualarını alırsınız, cehenneme gidersiniz. Birisi geliyor, inni eznebtu zenben fehelli tevbe ya Resulallah, çok büyük günahlar işledim, tövbe edersem Allah kabul eder mi diyor. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, annen hayatta mıdır? Anne ile baban hayattaysa dualarını al, onların duaları sayesinde Allah senin günahlarını affedecektir. Yurahu rihul cennem min mesireti mi'am ve la yecidu riha hakul valideyn. Cennetin kokusu yüzlerce sene uzaklıktan gelir. Her mümin o güzel cennetin kokusunu duyar. Yalnız anne ile babasının kahır bedduasını alanlar, yüzlerce sene uzaklıktan gelen cennetin kokusunu dahi alamazlar buyuruyor Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Anne ile babanın duasını aldınız mı? Onun duası size dünyada surur verecek. Ahirette de cennet kapılarını açacak. Ve gün gelecek dünyada sıkıştığınız zaman katı olan kayaları bile eritecektir. İkinci arkadaş duayı ele aldı. Dedi ki, ya Rabbi, ben işçi çalıştırdım, çalıştırdığım her işçinin ücretini verdim.
Yalnız birininkini vermedim. Sonra da eyvah, bu kul hakkı, bu işçinin hakkı ne kadar büyüktür dedim. Aradım işçiyi ama hakkını vermek üzere bulamadım. Sen onun parasıyla bir koyun aldım. Seneler sonra o koyunlar sürü oldu. Adam seneler sonra geldi. Ahirette kul hakkıyla hakka vuslat etmek istemiyorsan, senelerce önce beni çalıştırmıştın. Senden alacağım var. Alacağımı almaya geldim dedi. Adam da şöyle dedi. Seni senelerce aradım. Ama sen, sana olan borcumdan o senin paranı çalıştırdım. İşte şu gördüğün koyun sürüleri, deve sürüleri, efendim hizmetçiler sana aittir. Benle alay mı ediyorsun? Hayır, sana aittir. Adam ne varlığı, hepsini aldı getirdi. Ey ya Rabbi, iş kul hakkından bu kadar korkuyorsam ve senin rızan için üzerime geçen bu kul hakkını sahibine hakkıyla iade ettim ise, onun hürmetine bu kaya parçası mağaranın ağzından çekilsin diye dua ettim. Bu muhteşem dua karşısında alın teri kurumadan işçinin hakkını ödeyin diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Kul hakkıyla hakkın huzuruna çıkmayın diyen bir rahmet peygamberinin ümmetiyiz. Bu muhteşem dua sayesinde o çok katı olan kaya, o duayı duydu, o sesi duydu, o ses karşısında irkildi, hareket etti, sallandı, çekildi ama yine çıkacak durumda değiller. Üçüncü arkadaş duayı ele aldı. O da şöyle dedi. Ey Rabbi Rahim, gençliğimde amcamın kızına aşık olmuştum. Onu bir türlü elde edemedim. Başkasına nasip oldu gitti. Aradan seneler geçti. Kıtlık oldu. Benim ambarlarım doluydu. Nevalem fazlaydı. İhtiyaç sahipleri bana geliyordu. O çok sevdiğim bir rivayete göre bir erkeğin bir kadını en çok sevdiği şekilde seviyordum onu. Seneler sonra geldi. Açım dedi. Verir misin Allah için? Yüce Allah sana verdi. Onun verdiklerinden bana ver dedi. Ben de çok sevdiğim, aşık olduğum bu kadın tam da ayağıma geldi. Ona çirkin bir teklif yaptım. Dedim ki, namus ve iffetini bana teslim edersen istediğini sana veririm. Allah'tan kork. Helalin değilim senin dedi. Ama açlık, yokluk beni bu hale getirdi. Kendimi sana teslim ediyorum dedi. Ama Allah'tan kork dedi ona. O da 120 altın verdim ona diyor. Sonra ateş ile barutun birleşeceği bir anda, o en tehlikeli bir anda o kadın bana "Eynallah! Allah nerede?" dedi. "İttakullah! Allah'tan kork!" dedi. Bu ses karşısında ya Rabbi, sana öyle saygı gösterdim ki hakim olamayacağım bir noktada İttakullah sesi karşısında senin emrine boyun büktüm. O haramı işlemedim. Dedim ki o 120 altın senin olsun. Hadi sen serbestsin. O namus ve iffeti senin rızan için, senden korktuğum için, seni sevdiğim için, Eynallah sesi karşısında, İttakullah sesi karşısında o kötü niyetten vazgeçtim ya Rabbi. Bu ancak senin rızan için terk edilir. Nefis devrede, şeytan devrede, o en tehlikeli dönemde nefsimi koruduğum için
o kadının iffetine dokunmadığım için, bunun yüzü suyu hürmetine ya Rabbi, mahsur kaldığımız mağaradan kurtulmak üzere bu kaya parçası çekilsin dedim diye dua etti. Bu mübarek ve muhteşem dua sayesinde o kaya sallandı, parçalandı, tuz oldu, buz oldu ve o mağaranın kapısı açıldı. Hepsi selametle mahsur kaldıkları mağaradan çıktılar. Öyleyse aziz müminler, dua kulluğun özüdür. Allah ona değer veriyor. Bizler de Rabbimize dua ederken güzel bir işimizi vesile ederek dualarımızın kabulü için Allah'a niyaz edelim. Ya Rabbi, aç olan birini doyurmuştun. Onun hürmetine beni affet. Ya Rabbi, dışarıda kalmış yetimlerini barındıramayacak şekilde fakir olan bir yetimeyi evlendirdim, masrafını verdim, onun hürmetine beni affet diye, yani al ihlas ile yaptığımız o güzel işleri vesile kılarak yüce Rabbimize dua edelim. Sabırla dinlediniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Duanın en büyüğü bu. Aziz ve cemil olan Rabbim bizi hepimizi cennet ve cemaat nimetinde birleştirsin. Aziz ve cemil olan Rabbim Celle ve Ala rahmet peygamberiyle onu ona tahsis edilen Havzu Kevser'in başında bizi burada buluşturduğu gibi o âli makamda da buluştursun. Aziz ve cemil olan Allah amin diyen o güzel dilleri yedi cehenneminden korusun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, senin rızai şerifin için evinin misafiri olduk. Senin kelamın Kur'an'ı dinledik, sohbeti dinledik. Bütün ibadetlerimizi yüce huzuruna niyazlarımızı arz ettik. Duaların kabulünün merkezi Kabe-i Muazzama'da Ravza-i Mütahhara'da kabul görmüş dualarla makbul eyle. Bizleri şereflerin en yücesi Zat-ı Habiyyetine kul eyle. Rahmet peygamberine ümmet eyle. Nasip ettiğin mükemmel din İslam'da daim eyle. Kitabın Kur'an'ına hadim eyle. Nebiler Nebisin ulvi şefaatine nail eyle. Bu mübarek pazar sabahında huzuruna evinin mabedin misafiri yaptığın gibi yarın mahşerde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin livaul ham sancağı altında toplanmamızı nasip eyle. Yaşadığımız müddetçe kemalat derecede bir iman ile yaşamayı, bu imanı son nefese kadar koruyarak huzuruna dahi tövbe ile, nuru Kur'an kamil iman ile varmayı nasip eyle. Yaşadığımız müddetçe görünür görünmez belalar, takat getirilmez kazalar, tehlikeler, felaketler, hastalıklar, harpler, İç ve diş huzursuzların şerlerinden muhafaza eyle. İmanımızın, ibadetimizin, ihlasımızın düşmanları olan şeytan aleyhilanenin şerrinden, şeytanlaşmış insanların tehlikesinden, nefs emmarenin tahribatından muhafaza eyle. Dünya ve ahirette ne kadar iyilikler, güzellikler, hayırlar varsa hepimize nasip eyle. Cehennemine yaklaştıracak her türlü isyandan, inkardan, tuğyandan, şikaktan, nifaktan, günahlardan beri eyle. Rahmetinle tecelli ederek cennet ve cemal nimetini bizlere ahirete irtihal etmişlerimize nasip eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Evlerimize, ticarethanelerimize, bağ bahçelerimize bereketler ihsan eyle. Ailemize, milletimize, vatanımıza huzur ve saadet lütfeyle. Bizleri, anne babalarımızı, bütün mümini müminatı üzerimize hakkı olanları affeyle. Ahirete irtihal etmişlerimize rahmet eyle. Cennet vatanımızın bütün kabristanlıkla yatan ehli imana merhametinle tecelli ederek kabir evlerini cennet bahçesi eyle. Bizlere bir vatan bırakan, bu uğurda fedai can eden aziz şehitlerimize, kanlarını sebilen gazilerimize rahmet eyle. Ölüm bize de geldiğinde karanlık kabre tevdi edildiğimize, ruhlarımıza Kur'an okuyacak, hayır dua edecek, gönülleri imanlı, dilleri sübhanlı, ağızları Kur'anlı, hayırlı nesiller hepimize nasip eyle. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar nasip eyle. Dualarımızı, dualarını kabul ettiğin, sana naz ve niyaz makamında olan salih kulların hürmetine kabul eyle.
dualarımızın kabulü için, hayırların fethi, şerlerin defi için, son nefese kamil iman hepimize nasip olması için, bilhassa ruhumuza, gönlümüze, kalbimize nur ve feyiz katan bu sohbet meclislerinin devamı için bütün geçmişlerimizin ruhları.